Hürrem, Mahidevran, gelin siz de. Validem, Prenses Isabella, hoş geldiniz. Isabella bundan böyle haremde yaşayacak. Adetlerimize alışmasına yardımcı olursanız sevinirim. Hünkârım, paşam. Prenses hareme getirildi mi? Emriniz üzerine prensesi sağ salim getirdim hünkârım. Şimdi validemizin yanındalar. Valideme durumu izah ettin değil mi? Elbette hünkârım. Validemiz alakadar olacağını söylediler. Âlâ. Müsaadenizle. Hünkârımızı görmek istiyorum. Sultanım, hünkârımız İbrahim Paşa'mızla görüşme halindeler. Daha münasip bir vakitte gelirseniz. Sultanım. Çekil. Sultanım. Sultanım. Epeydir sessizlik hakim haremde. Lakin prensesin gelişiyle bu sükunet son bulacaktır. Sultanlarımızın size olan düşkünlüğü malum. Aralarında şiddetli çekişme vuku bulması kaçınılmaz hünkârım. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. İzniniz olursa ben yalnız konuşmak isterim.
Müsaadenizle. Nedir mesele? Ne konuşmak istiyorsun? O prenses benim esirim. Önemsiz bir şey için boşuna üzüyorsun kendini. Vakti gelince yollayacağım. Acele etme. Bekle, göreceksin. Böyle söylemiştin bana. Ama bugün az önce onu gördüm. Hareme geldi. Hani devlet meselesiydi bu kadın? Nasıl bir siyasi meseledir bu? Bu mevzu seninle tartışacak değilim. Dairene dön. Önce kolyemi verdin. Sonra aile yemeklerini kabul ettin. Şimdi de hareme geldi. Validemizin elini öpüyor, biat ediyor. Süleyman. Bu kadın neden burada? Beni, şehzadelerimin yaşadığı yere neden getirdin onu? Ben öyle uygun gördüm. Zira kendisi artık haremimdir. Herkes gibi sen de bunu kabul edip hayatına devam edeceksin. Hoş geldiniz prenses. Ben burada mı kalacağım? Gelişiniz ani oldu. Hemen kısa sürede hazır edeceğiz odanızı. Sevmedim. Ben Sultan Süleyman'la kalacağım. Ne oldu? Sen anlatırsın. Sultan Süleyman Han'la aynı yerde kalamazsınız. Burası sizin saraylara benzemez. Yasak. Olmaz. Süleyman. Hala anlamadın mı? Ben herkes değilim. Ölürüm de kabul etmem bunu. Dairene dön Hürrem. Zinhar hata yapma. Sükuneti koru, hadise çıkarma. Af köşkünü o yakmış. Belki yarın da haremi yakar. Ona nasıl güvenirsin? O bir gavur. Bize düşman bir Katolik. Katolik? Bunu sen mi söylüyorsun? Bu saraya geldiğinde senin de bir Hristiyan olduğunu hatırlatırım sana. Şimdi inancı tam bir Müslüman hatun ve 4 evladımın annesisin. Evlatların üzerine yemin ederim ki bugün unutmayacağım Süleyman. Hünkâr. Prenses sana emanet. Bizzat alakadar olacaksın. Nigar Kalfa'ya söyle, o da ayırmasın gözünü üstünden. Emniyetini sağlayın Sümbüya. Her türlü beladan, şerden koruyun onu. Bilhassa Hürrem Sultan'dan. Eğer başına bir şey gelirse bundan sizi mesul tutarım. Merak buyurmayın paşam. Nigar Kalfa'ya güvenmem gayrı. Biliyorsunuz işte Hürrem Sultan.
sultanım. Hayırdır? Nereye böyle? Haremi dolaşmak istedim. Ben burada yaşayacağım artık. Bu oyundan büyük laflar etme. Burada sana hayat yok. Ne yapacaksın? Ben korkmuyorum senden. Hiç kuşkun olmasın. Yapacağım. Doğduğuna pişman edeceğim seni. Sultanım. Ben de sizi arıyordum. Prenses yok. Dediler ki saraya gelmiş. Nilüfer. Nigar'ı çağır hemen. Burada yaşayacakmış artık. Süleyman. Bana bunu neden yapıyorsun? Neden? Prensesim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Sultan Süleyman'ın yanına gideceğim ben. Ama bul neredeydi bu altın yol? Nigar Kalfa söylemedi mi size? Öyle her canınız istediğinde göremezsiniz hünkârımızı. Sizi çağırmasını beklemek zorundasınız. Neden has odada kalmıyorum ben? Yasak olmaz dediler. Prensesim, dairenize kadar eşlik edeyim size. Kim bu altın? Nereden gelmiş? Hünkârın gözdesi mi olmuş gelir gelmez? Hürrem Sultan ne der bu işe? Bunu da göndermez mi? Hay çeneniz düşer inşallah. İşinize bakın siz. Nigar Kalfa. Heh, bir sen eksiktin. Ne var? Sultanım sizi çağırdı. İşim bitince gelirim. Hemen gelsin dedi. Bu kadar yeter şehzadem. Hava biraz soğudu. Üşüteceksiniz. Ama ben daha gezmek istiyorum. He. Yarın benim daireme gelirsin. Beraber iserlerle çalışırız. Yarın ola hayrola şehzadem. Aa, Prenses Isabella. Bismillah. Hayal mi kâfız mı bu? Ben Venito. Bu kim? Şehzade Mehmet, Mihrimah Sultan, kardeşlerim. Ben Venito. Teşekkürler. Çok tatlılar. Diyorlardı. Ne bu halin? Kireç gibi oldu yüzün birden. Vallahi hayretler içerisindeyim. İblis gibi her yere uzanıyor elin. Nasıl buldun? Arayan belasını da bulur, Mevlasını da.
Madem buldun, buraya niye getiriyorsun be adam? Götürsene av köşküne. Evet Mustafa. Ben artık burada kalacağım. Sevindim. Belki İspanyolca da öğretirsiniz bana. Senin saçların ne güzel. Senin saçlar çok güzel. Hadi şehzadelerim gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi. Sultanım, beni çağırmışsınız. Prensesi soracak olursanız, ben de gelirken gördüm. Hiçbir şeyden haberim yok. Olan oldu. Bundan sonra ne yapacağız, bunu düşünelim. Nasıl ne yapacağız? Bir an evvel o kadından kurtulmak istiyorum. Sen de bana yardım edeceksin. Nasıl bir yardım? Ne çabuk unuttun. Ben korunmasam şimdi eski sarayda olacaktın. İyiliğim karşılığı bu mu olacaktı? Sultanım size minnettarım. Lakin bu aralar gözler üzerimde. Elimden bir şey gelmez. Bu meseleyi sen çözeceksin. Şimdi git, düşün, taşın, bir yol bul. Sultanım. Çekilebilirsin. Süleyman'ın yanına gidemiyorum. Prenses, hazırlanın. Sizi hamama götüreceğim. Hayır, hamama gitmek yok. Usul böyle. Halvete gitmeden önce sizi hazırlamam gerek. Halvet neresi? Neden gideceğiz biz oraya? Halvet. Yani hünkârımızın odasına gideceksiniz. Huzuruna çıkacaksınız. Sizi hünkâr için hazırlayacağım. Prensesin gelmesi iyi oldu validem. Hürrem arkadaşlık eder. İkisinden de uzak durma Ahidevran. Bırak birbirlerini hırpalasınlar. Onların kavgası sana has odanın kapılarını açabilir. Validem. Rabbim şahit, tek arzum bu. Validem, bizi çağırmışsınız. Geç otur Hürrem. Mehmet, Mihrimah. Gel canım. Gel, 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 gel. Geldin gene. Fırsattan istifade yıkanmaya gelmiştim. Sonra gelirsin. Halvete mi gidecek? Sen kim oluyorsun da bana sorgu sual ediyorsun? Çık dışarı hadi. Hürrem Sultan cariyesi mi? Siz ona bakmayın.
Demek hünkârımız haremini almış. Ne oldu ki birden? Devlet meselesi olduğunu sanıyordum. Bir değişiklik yok. Bu da siyasi oyunun bir parçası. Hünkârım prensesi daha emniyetli bir yerde tutmak istiyor. Macaristan karıştı. Prensesin değeri yükseldi. Anladım. Lakin Hürrem için fark etmeyecektir. Onu iyi tanıyorum artık. Göreceksiniz. Ortalık fena karışacaktır. Ne yaparsa kendine yapar. Büyük biraderi Mustafa yok mu? Ders çalışıyor. Çocukları almaya mı geldin? Biraz daha kalsınlar. Nasıl isterseniz. Söyle. Prenses. Bu gece Halvet'e gidecekmiş. Demek bu yüzden buraya çağrıldım. Ne oluyor Hürrem? Daireme dönmek istiyorum. Otur yerine. Ben izin vermedim henüz. Sonra gidersin. Nigar Kalfa, atım av köşkünde kaldı. Ne zaman gelir? Münasip bir zamanda getirirler. Hazırlık bitmedi mi daha? Geç kalacağız yahu. Bitti ağam. Birazdan çıkarız. İyi. Nigar Kalfa. Gel gel. Sana hiç güvenmiyorum bilesin. Gözüm üzerinde yanlışın olmasın. Hürrem Sultan da kurtarmaz gayrı seni. Prenses nerede? Gelsin buraya. İtalyanca konuşacağım onunla. Sonra konuşursun aslan parçam. Prenses ne demek anne? Sen de prenses misin? Değilim Mehrime. Şehzadeler doğurdum, sultan doğurdum ama kıymeti yok. Ben bir köleyim. Değil mi validem? Çocukları götürün, yatsınlar artık. Esmem. Çocuklarının yanında laflarına dikkat et. Herkesin huzurunda olduğunu unutma. Bu çocuklar bunları duyarak mı büyüyüp tekamül edecekler? Buraya beni siz çağırdınız. Çünkü Prenses Isabella hünkârımıza gidecekti. Duyarım, engel olurum diye korkuttular sizi belli ki. Yeter artık. Bu saygısızlığın bedelini inşallah çok ağır ödemek zorunda kalmazsın. Önüme kimi çıkartırsanız çıkartın validem. Ne yaparsınız yapın. Kazanan ben olacağım. Hepsini bir bir esip geçeceğim. Benden öncesini, sonrasını... Nasıl ezip geçtiysem, o kadını da ezip geçeceğim.
Bu yola altın yol derler. Hünkârın has odasına çıkar. Altın yoldan geçen kadınlar hünkârımız tarafından seçilmiş kadınlardır. İçeri girdiğinizde eğilip hünkârımızın eteğini öpeceksiniz. Hünkârımız yüzünüzü kaldırmadan gözüne bakmayacaksınız. Sultanım, sizi dairenize götüreyim. Dokunma! Kimse dokunmasın bana. Sevincim, neşem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, ayım, portakalım, benim yatak odamın mumu, akıl sahibim, efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim,
Cihan ülkesinde canım. Sultanım! Fena yanmış. Ben size merhem getireyim. Süleyman. Ben artık burada seninle kalmak istiyorum. Hep. Bu mümkün değil. Burası aynı zamanda benim devlet ve saltanat işlerini yürüttüğüm makam. Sen kendi dairende kalacaksın. Usul böyle. Sen de zamanla öğreneceksin usulleri. Neden hiç çalmıyorsun artık? Hususi bir sebebi yok. Vakit bulamıyorum. Hasret kaldım. Dinlemek isterim. Geri dur. Hakkından geliyordum. İyi misin? İyiyim. Hoş geldin abi. Muhterem karındaşım. Ne yapıyorsun burada? Geleceğini duyunca karşılayayım dedim.
Mektubunda önemli bir görevin olduğundan bahsetmişsin. Ha, anlatırım. Akılıcını. Signor Alvise Gritti. Gelsin. Hünkârım. Paşa Hazretleri. Nihayet döndün Signor Gritti. Babam epey bir rahatsızlık geçirdi. Dönüşüm biraz uzadı. Geçmiş olsun. Bize ne havadisler getirdiniz? Arşidük Ferdinand. Macaristan'ı karıştırma niyetinde. Kendi imkanlarıyla zorlanır. O yüzden Şalken'in de yardımıyla iç işlerine müdahale ediyor. Amaçları Zapolya'yı tahttan indirmek. Vatikan'ı da yanlarına müttefik aldıkları kesin. Papa Katolik bir kralı tercih eder elbet. Ne dersiniz? Hünkârım. Bu dinde kuvvetli, iktidarı tartışma götürmeyecek kadar güçlü bir kralın olması gerekli. Janos Zapolya'dan memnun değil misiniz? Bu gücü taşıdığını hiç düşünmüyorum. Onu ben tayin ettim. Vaka bu yükü taşıması için gerekli bütün tedbirler de alınmıştır elbet. Babam nasıl? Hepsi iyiler mi? İyiler. Herkes yolunu gözlüyor. Bilhassa da Saliha. Sürekli haber gönderip durdu. Geri döneceksin umuduyla bütün taliplerini geri çevirmiş. İstersen onu görmeye gidelim. Yolumuzun üstü. Şimdi değil. Neyse, babam bizi bekler. Hadi gidelim. Bahali Bey'e mi emanet ettiniz tacı hünkârım? Kendisine itimadım tamdır. Bu vazifeyi layıkıyla yerine getireceğinden eminim. Siz de herkesten kuşku duyar olmuşsunuz Signor Gritti. Mesele oldukça mühim paşam. Kaygılarımı mazur görün. Anladım. Bu anlattıklarını yazılı olarak istiyorum senden. Elbette. Hünkârım müsaadenizle. Çekilebilirsin. Paşa hissim odur ki pek yakında Şalken'le karşılaşacağız. Bana da öyle geliyor hünkârım. Lakin prensesin vaziyeti ne olacak? Ne demek bu? Şalken'le pazarlık gücümüzü artıracağını söylemiştiniz. Pargalı. Prenses artık benim haremim. Zinhar pazarlık mevzu yapmam. Sultanım. Prenses Isabella. Prenses deyip durma. Affedin. Ne olmuş ona? Söyle. Atını getirmişler sabah. Carmina konuşurken duydum. Bu sabah ata binecekmiş as bahçede. Yalnız mı olacakmış?
Hayır. Hünkârımızla birlikte gezeceklermiş. Git bana gül ayı bul. Çabuk! Evvela has odaya gidelim. Hünkârımız gelmiştir. Günlerdir odaya kapanıp kaldım. Bu kez iyi olacak. Aa, bir de kilise varmış sarayda, doğru mu? Doğrudur elbet. Aya irini. Çok merak ediyorum ben orayı. Sonra gidelim mi? Hünkârımız müsaade buyurursa gidersiniz. Lakin bir husus var. Orası kilise değil artık. İbadete kapalı. Cephanelik olarak kullanılıyor. Bu ne güzellik böyle. Nasılsın? Benim seninle konuşmam yasak. Yasak? Yasak yasak, sinhar sinhar. Kolay gelsin. Sağ ol Nilüfer Hatun. Hoş geldin. Kimin atı bu? Sabah Al Köşkü'nden getirdiler. Prensesinmiş. Güzelmiş. Cinsi ne bunun? Safkan Arap. Sen niye geldin? Hürrem Sultanımız atının hazır edilmesini mi istedi yoksa? Yok. Gülağa yolladı beni. Hünkârımızın atı hazır mı diye sormamı istedi. Hazırlıyorlar. Gülağım bizzat sizin hazırlamanızı istedi. Peki. Hürrem'i merak ediyorum. Hadise çıkarmış mı? Gerek yok. Vaka Hürrem'in mevcudiyeti hadise. Günlerdir görmedim. Odasından bile çıkmıyor. Bu sessizlik hayra alamet değil. Aklından neler geçiyor kim bilir. Yakındır çıkar. Hadise çıkmadan engel olmalı. Konuşmak, önünü kesmek lazım. Siz merak buyurmayın valide. Bana bırakın ben konuşurum. Zaten çocukları görmek için uğrayacaktım dairesine. Çok mutluyum ben. Çok günlerdir görmüyordum sizi. Nasıl? Alışabildiniz mi hareme? Çok yeni her şey. Ama çabuk çabuk ezber. Öğrendim. Memnun oldum. Sizin huzur ve saadet içinde olmanızı isterim. Ağalar. Siz kalın. Sultanım. Ne oldu? Gülah söylediğimi yaptı mı? Gülah meşguldü çok. Beni yolladı. Merak etmeyin ben hallettim. Lakin ölür mü kalır mı bilmem. İnşallah halletmişsindir. Sultanım. Hürrem. Odaya kapatmışsın kendini. Öyle daha iyi. Gördüklerim canımı yakıyor zira. Isabella mı seni bu hale getirdi? Hatun attan düştü. Ekip çağırın. Seni gayet iyi tanıyorum Hürrem.
aklından geçenleri unut. Sakin ol. Aksi halde daha fazla yanar canım. Hem ben İbrahim Paşa'yla konuştum. Siyasi bir mevzu olduğunu söyledi. Boşuna üzüyorsun kendini. Siyasi mi? O kadın hareme girdi. Aileye girdi. Hünkârımın göstesi oldu. Gösteler koğuşuna yerleştirdiler onu. Neyse ne. Hünkârımız bir karar vermiş. Sen de o karara saygı duymak zorundasın. Aksi halde neler olacağını bilmiyor musun? Hiç mi ibret almadın Aydevran'dan? Alakanız için teşekkür ederim. Lakin kaygılanmayın. Ben ne yapacağımı iyi bilirim. İnşallah. İnşallah öyledir. Gelmiş bana akıl veriyor. Senin İbrahim'in elinde bir kuklasın. Kukla. Aa, ne oldu? Prenses attan düştü. Çabuk hekim kadını getirin. Hürrem Sultan'ın nazarı değdi. Kesin sesinizi. Fidan Hatun, koş çabuk hekim kadın çağır. Vardı bana, güzel mi? Çok güzel. Sultanım, müjdemi isterim. Esma, Mihrimah'ı içeri götür. Hayır. Ama fena sakatlanmış. Elden ayaktan kesilmiş, yürüyemiyordu. Sümbüla kucağında taşıyordu. Beter olsun. Prensesim. Prensesim. Nasıl düştünüz böyle? Anlamadım nasıl olduğunu. Miyiz belden mi? Belim çok kötü. Vah vah. Çok ağrınız var mı? Ağlayıp bağlayacağına yardım etsene. İyi, kim kadın bakıyor ya? Nigar Kalfa, İbrahim Paşa sizi çağırmış. Beni mi? Ne bakıyorsun öyle, gitsene. Baş hazretleri. Prensesi korumak senin vazifen değil miydi? Benim bir kabahatim yok paşam. Attan düşmüş. Prenses çok iyi at biner, düşmesi mümkün değil. Belki de biri ona tuzak kurmuştur Nigar Kalfa. Hürrem Sultan diyorsanız benim bir bildiğim yok. O yapmış olsaydı bilirdim. Seni korumuş ha Hürrem Sultan. Gitmeni engellemiş. Bunun karşılığında ne yapacaksın onun için?
prensesten kurtulmak için yardım istemişti benden. Ama asla yapmam paşam. Size ve hünkârımıza ihanet etmem, bilirsiniz. Yapacaksın Nigar kafam. Yardım edeceksin. Paşam. Prenses aniden zehirlenip ölse bu kimin üstüne kalır? Onun yegane düşmanı kim? Hürrem Sultan. Bu oyuna gelmez. Olmaz paşam. Zehirlemez. Üstüne kalacağını bilir. Hürrem Sultan'ın öyle çalışan bir aklı var ki. Öyle mi? Her şeyin bir yolu vardır Nigar Kafa. Ece ne demişti? Akıl, akıldan üstündür. Geçmiş olsun Prenses Isabella. Vah vah. Düşmüşsün. Yazık sana. Çık buradan. Carmina! Bu da hiçbir şey. Yavaş yavaş. Acı çekerek öleceksin. Ölmek için yalvaracaksın. Sultanım. Ziyarete geldim. İyi bakın ona. Allah kanınızı esirgemeyin. Prenses, valide sultanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Bunu yanınızdan ayırmayın. Zira nazarlardan koruyacaktır sizi. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Ne oldu ki? Prenses attan düştü. Duydum. Yazık. Yürecek hali yok. İbrahim Paşa sizin yaptığınızdan şüphelenmiş. Herkesi sorgu suale çekti. Beni de. Bir şey bilmediğimi söyledim. Umurumda değil. Hiçbir şey ispat edemez. Bu böyle olmaz sultanım. İlla kurtulacaksanız başka bir yol var. Demek yardım edeceksin bana. Gel benimle. Nilüfer, çocukları çıkardı.
Şimdi anlat bakalım. Nasıl kurtulacağım bu kadından? Bunun tek yolu ölmesidir. Evet, biliyorum. Ama şimdi olmaz. Harime geldi, yerleşti. Beni suçlarlar. Ölüm dediysem zehir falan değil. Salgında vebadan ölecek. Veba mı? Nasıl? Karantinaya alınan vebalı bir hastanın kanlı bezini alıp prensesin yarasına bulaştıracağız. Bir haftaya kalmaz, hastalıktan ölür. Güzel. Olmaz. Ya Süleyman'a bulaşırsa bu illet hastalık? Malum gidip geliyor yanına. Merak etmeyin. Evvelden hekim çağırırız. Veba teşhisi koyulunca da mecburen hemen karantinaya alırlar. Hmm. Sevdim bu fikri. Hem de kimse şüphelenmez benden. Ortalık vebadan kırılıyor. Kismeti böyleymiş. Baba. Aferin Nigar. Seninle aynı kaderi paylaşıyoruz Gülfem. Bak, ben de senin gibi evladımı kaybettim. Allah'ım bu saadeti çok gördü bana. Böyle söylemeyin sultanım. Daha çok gençsiniz. Hem İbrahim Paşa'mız da yanınızda. Sizin ilacınız belli. Gebe kalmaya bakın. Evladınızı kucağınıza alınca hepsi geçer gider. Benim de tek umudum bu. Biri bana her şeyin güzel olacağını söylesin istiyorum. Bunu duymaya ihtiyacım var. Her şey güzel olacak sultanım. Bunu Yakup Efendi'den duymanıza gerek yok. Paşa Hazretleri. Konuştun mu Hürrem Sultan'la? Konuştum paşam. Bana inandı. Ne dediysem aynen yapacak. Güzel. Yarın sana bir zehir getireceğim. Onu iyi muhafaza edeceksin. Bundan sonra iş sana düşer. Eğer bir hata yaparsan yanarsın Nigar kafam. Anladın mı? Bana güvenebilirsiniz paşa. Sizi asla mahcup etmem. Elbette. Elbette. Podre'ye haber sizi. Daha kötüsü de olabilirdi. Diyos'la protej. Tanrı korudu sizi. Süleyman Han Hazretleri. Kalkmayın. Uza.
Hekimlerle konuştum, önemli bir şey yok. En kısa zamanda inşallah tamamen iyileşeceksin. Nasıl diyorsunuz siz? Nazar, nazar. Nazar, öyle mi? Valide Sultan verdi bunu bana. Kötülüklerden korunmam için. Böyle kazalar olur bazen. Biraz daha dikkatli olman lazım. Hürrem Sultan, benden nefret ediyor. Bana geldi, beni tehdit ediyor. Öleceksin diyor. Çocuklar da konuşmuyor benimle. Yasaklamış. Herkes bana düşman. Sen bunları düşünme. Bir an evvel tamamen iyileşmeye bak. Destur Sultan Süleyman Hanım Hazretleri. Hünkârım. Evlatlarım nasıllar? İyiler. Halini hiç beğenmiyorum Hürrem. Benim sultanıma hiç yakışmıyor bu haller. Bu Isabella meselesini daha fazla uzatma. Neden gittin odasına? Şehzadelerin konuşmasını da yasaklamışsın. İyice düşman belledin Isabella'yı. O kadını evlatlarımın etrafında istemiyorum. Annelerinin saadetini çaldı o. O halde sen de Mahidevran'ın saadetini çaldın. Makul davran. Akıllı ol. Bu sana son ihtarımdır. Herkes yatsın. Perdeleri kapatın. Evladım ayakta uyuma. Aç gözlerini. Nigar kalfanızın dediklerini yapın. Çabuk. Meğer sen ne cesur, ne gözü pek bir ceylan mısın? Ne diyorsun sen Gülah? Hürrem Sultan anlattı mevzuyu. Lakin bu vazife çok tehlikeli. Sen bırak, ben hallederim. Olmaz. Hepimiz mimlenmişiz zaten. Yakalanırsak Hürrem Sultan'dan bilirler. Doğrusu benim dediğim. Beni dinle, uzak dur. Bana bırak. Devam edin Sultan. Uzun sesle. Kısa. Çok kısa. Thank you.
sana yeniden. Çocuk veremezsin. Yine de sever misin beni? Bu nereden çıktı şimdi? Cevap ver bana. Sultanım, benim sevgim sonsuz. Bizim sevgimiz yeter bize. Büyük aşkmış be Mahkoçoğlu. Bunu kaybedeceğime son ana kadar inanmadım. Kaderi değiştirmek mümkün mü? İnsan ne kadar çaresiz, ne kadar aciz, keşke idrak edebilse. Hayatımın aşkı. Hayatımın aşkı kollarımın arasında tıpkı bir melek gibi son nefesini verdi. Evlendiğimiz sabah cenazesini kaldırdım. Kader mi bu? Bu nasıl kabul edilir? Günaha girme. Çok üzüldüm kardeşim. Mekan cennet olsun. Amin. Hadi geri dönelim, yola çıkmam lazım. Sen mi çağırdın? Çok bekledi seni. Gitmeden bir görsün hiç değilse. Yollarda kaldı. Hiç mi özlemedin bizi? Hayırlı sabahlar paşam. Hayırlı sabahlar Matrak Çay'da gidelim. Bali Bey'den haber var mı paşam? Henüz yok. Yokluğunu hissediyorum vallahi. Alışmışım onunla macera peşinde koşmaya. Öyle mi? Meğer bir emanetten, misafirden öte olmuş benim için. Can yoldaşı olmuş. O gidince yalnız kaldım. Lakin bu duruma kendini alıştırsan iyi olur Matrakçı. Zira vazifesi bittiği zaman memleketine geri dönecek. Bir daha hiç gelmeyeceksin sanmıştım. Ama geldin işte. Yanımdasın. Ne oldu? Ne var, bir şey mi diyeceksin? Vazife icabı geldi. Fazla kalmayacağım. Buradan Budin'e gideceğim, oradan da payitahta geçeceğim. Nasıl? Hep orada mı kalacaksın? Eğer öyleyse beni de götür yanında. Hayır, geleceğim. Lakin beni bekleme Salih. Benden sana fayda yok. Neler diyorsun böyle? Neden uzaksın benden? Bak Salih. Seni çocukluğumdan beri tanırım. Sana bir şey vaat etmedim, beni bekle demedim. Yol yakınken kendi hayatına bak. Benim yolumu bekleme. Benim ne yapacağım, ne edeceğim meçhul gayrı. Kendini mutlu edecek yola çiz. Sen çok iyi bir insansın. Kalbin kırılsın istemem.
sultanım. Çocukları mektebe bıraktım. Tamam. Şimdi git şu vebalı sargı bezini al. Hemen gidiyorum. Çok dikkatli olmalısın. Hiçbir şeye elini sürme. Bir şeyle tut, sakla. Hı? İyi koru kendini. Siz merak etmeyin. Hadi, göreyim seni. Hayırdır paşam? Nereden aklınıza geldi matrak oynamak? Paşa Hazretleri, şerbetinizi getirdim. Dikkatli ol. Çok kuvvetli bir zehirdir. Gece bitecek bu iş. Toprağı sıkı bas matrakçı. Ayağını yerden keseceğim senin. Ağrı var. Bir ilaç. Getireceğim birazdan. Geçmiş olsun prenses. Mustafa. Sultanım, hoş geldiniz. Mustafa'm düştüğünüzü duyunca çok üzüldü. Sizi görmek istedi illa. Mustafa çok kibar. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Mektebe gitmem lazım. Nasıl oldu bu korkunç kaza? Ben 5 yaşımdan beri at biniyorum. İlk defa düştüm. Kaza işte. Kaza olduğuna emin misiniz? Prenses, çok dikkatli olun. Bilhassa Hürrem Sultan'a karşı. Bu Hürrem nasıl insan? Herkes onu anlatıyor bana. Herkes ondan korkuyor. Size de mi kötülük yaptı? Siz ne yaptınız? Haydi. 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 Sefer yok mu paşam, sefer? Var. Yakın zamanda revan oluruz yola. Buna sevindim paşam.
Haydi! 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 Süleymanname'yi yeni zaferlerimize eklemek isterim paşam. Ne dedin? Süleymanname'yi paşam. Sultan Süleyman Han Hazretlerini, onun muhteşem zaferlerini, verdiği kararları yazıyorum, çiziyorum paşam. Söz uçar, yazı kalır. Hünkârımız ilelebet yaşayacak böylece. Herkes onu konuşacak. Hala. Beni de yazıyor musun o sayfalara matrakçı? Haydi, haydi, haydi. Beni de yazıyor musun matrakçı? Yazıyorum elbet paşam. Lakin beni ayrı yazmanı istiyorum. Yeni bir kitap yaz matrakçı. Adı İbrahimname olsun. Bargalı. Biz de matrakçıyla ter atıyorduk. Benimle de oyna. Fidan Hatun. Buyurun. Ismarladığın eşyaları getirmiştim. Kusura bakma, ancak vakit bulabildim. Al bakalım, beğenecek misin? Ne kusura. Beni ihya ettiniz. Hadi sen işine git. İşinin başına. Nilüfer Hatun. Ne bu hal? Birden çok üşüdüm ağam. Titriyorum. Eyvah. Hastalanıyor musun yoksa? İyi miyim? Meraklanmayın. Üzerime kalın bir şeyler alsam geçer. Ne? Hadi git. Gitmem lazım. Hay maşallah. Ceylan gibi sekiyor tillahi. Sen bırakalım Pargalı. Hayır hünkârım, hadi. İyi. Çalışman lazım Pargalı. Karşımda çok yavaş kalıyorsun. Ben hallederdim sultanım. Nilüfer'i göndermeseydiniz.
Merak etme. Nilüfer işini bilir. Ben çocuklara bakıyor diye dedim. Maazallah hastalık bulaşır. Her tedbiri aldı. Bir şey olmaz. Ne yaptın? Hallettim sultanım, meraklanmayın. Üzerini değişseydin. Temiz kılık giydim, hamamdan geliyorum. Hı, iyi. Bezleri nereye koydun? Çamaşırhaneye gizledim. Tamam. Bundan sonrasını bana bırak. Ben de validenin yanında olacağım akşam. Gözlerinin önünde olayım ki şüphe duymasınlar. Sümbül Ağa'yı da oyalamak lazım. Gülle halleder. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. İki lokma bir şey yiyelim, acacına uymayalım. Hey. Ver karındaşım, ver. Kusura bakma, dalmışım. Senin bu halin benim ciğerimi yakıyor. Esaslı aşka tutulmuşsun sen. Acep Rabbim ne zaman alır bunun acısını senden? Bilmem. Allah unutturmasın. Ben hatunumu pek bir seviyordum. Melek gibiydi. İnşallah mekanı cennet olmuştur. Amin. Ben bugün Salih'e ayıp etmedim değil mi? Vallahi ne ettim bilmem ama kız iki gözü iki çeşme ağlayarak gitti buradan. Yalan mı söyleseydim, ne yapsaydım? O da kalbi tertemiz bir kız. Ama benim gönlüm yok onda. Bir daha bilmem kim için çarpar yüreğim. Belki de hiç. Yok artık, öl bari. Tövbe tövbe. Hadi hadi. İki kaşık iç de soğumasın. Ölmek yok. Daha yapılacak çok iş, gidilecek çok menzil var. Merak etme, bunu da atlatırım. Söz. Sümbül sana emanet Fidan Hatun. Aman diyeyim, bu gece hallet bu işi. Sen merak etme. Ne oldu? Hallettin mi? Hallettim. Artık harekete geçebiliriz. Dur, sen nereye? Ben seni yalnız koymam. Anca beraber, kanca beraber. Sen etrafı kolaçan et. O bana yeter. Nigar. Gülahım. Uzatma. Bir duyan olacak. Ben yalnız giderim. İyi madem.
Kim var orada? Benim ağam. Hayırdır Fidan Hatun? Size şöyle layığıyla bir teşekkür etmek istemiştim. Ne yapayım, ne yapayım diye düşündüm. Ağamın gidip omuzlarını alayım dedim. Malum, Sümbül ağam çok yoruluyor. Harem'in bütün işi, gerginliği sizin üzerinizde. Taşınır yük değil vallahi. Allah kudret versin. Öyle kız. Versin. Kudret versin. Şeker ağa, prensesin yemeklerini hazır ettin mi? Sana haber gönderdim. Elbette hazır. İşte tepsi burada. Görmüyor musun Nigar Kalfa? Hem ben senin bir dediğini hiç iki ettim mi? Sen iste ben pişireyim. Sen iste ben pişireyim. Hadi. Sağ ol. Canımı acıttın. Yeter bu kadar. Benim gidip prensese bakmam lazım. Aa, nereye ağam? Daha yeni başladık. Sen uzan hele şöyle. İyi. Uzanınca da öyle yapma, acıtma. Tamam, tamam. Oh, ellerin dert görmesin Fidan Hatun. Pamuk gibi oldum billahi. Prensesin yemeğini getirdim. Sağ ol, Nigar Kalfa. Durumu nedir? Ağrı var. Uyuyor. Ama daha iyi. Hususi çorba yaptırdım. Terbiyeli paça çorbası. Ağrıyı sızıyı alır. Kemiklere iyi gelir, güç verir. Şifa niyetine mutlaka yedir. Niga, çok teşekkürler. Sen çok iyisin. Konuştum. Lakin bir faydası olacağını hiç düşünmüyorum. Sultanım, ondan uzak durmanı istiyorum. Zira üzülmeni istemiyorum artık. Hürrem Sultan'ı kollamak bizim işimiz değil. Bırak. Zaten dinlemeyecektir. Yine kendi bildiğini okuyacaktır. Haklısın. Kendi bilir. Aslında Hürrem için hiç üzülmemem gerekiyor. Zira Isabella'yı bizim saadetimize karşı kullandığı günü asla unutmuyorum. Onun yüzünden seni haksız yere suçlamıştım. Ki ben senin sadakatinden nasıl şüphe duyarım? Düşündük.
düşünme bunları. Üzme kendini. Bırakalım Hürrem Sultan kendi yaktığı ateşte yansın. Sultanım. Sen. Ne yaptın sen? Kim sana söyledi zehirle diye? Bana yine harit mi ettin? Sultanım, veba bulaşmaz diye korktum. Kesin bir hal çaresi bulmak istemiştim. Kimi kandırıyorsun sen? Baştan beri oyun oynadın bana. İbrahim'le birlik oldun. Sultanım, kimseyle birlik olmadım. Ben sizin iyiliğiniz için yaptım. Yalancı. Ben yanarsam, sen de yanarsın. Şimdi git bu pisliği temizle. İkisini de yok et. Hiçbir iz kalmayacak. Yakalanırsan inkar ederim. Güle de şahidim. Senin zehirlediğini söylerim. Fidan Hatun, ne yaptın bana? Ay, sızıp kalmışım. Her tarafım tutulmuş. Ya ne duruyorsun? Duymadın mı sultanımızı? Sen bu işe bulaşma Gülen. Kurtar kendini. Ben yandım nasılsa. Bari sen yan. Ben de seni akıllı bir hatun bilirdim. Gözün ne boyadı böyle? Kellen gidecek haberin yok. Biri koskoca paşa. Paşa. Öbürü şehzadelerin annesi sultan. Aklını başına devşir. Onlara bir şey olmaz. Arada biz yanarız. Paşamız korur beni. Ya
Ya ne koruması? Daha dün yollamadım seni. Sultanımız korumadı mı seni? Unuttun mu? Paşamızla aranızda ne geçti bilmem. Bilmek de istemem. Beni ilgilendirmez. Lakin burnuma çok kötü kokular geldi kesin. Ne malum paşamızın senden de kurtulmak istemediği. Ha? Sultanım. Gülah yana yakıla sizi arıyordu. Bir şey olmuş. Nigar bana oyun oynadı. Zehirlenmiş o kadını. Ölmüşler. Gidip bak çabuk kimse uyanmadan. Ortalık hareketlenmeden o cesetlerden kurtulmak zorundayız. Yoksa başımız büyük belada. Prenses, sen beni öldürmek istedin. Sakin olun. Ben size yardıma geldim. Sakin olun. Thank you.
Ağam. Sümbülam. Hayırdır? Nereye? Prensese bakacaktım. Sen ne yapıyorsun gecenin bu vakti burada? Karnım çok acıkmıştı. Mutfağa gittim ama kapalı. Şeker Ağa da gitmiş. Ay yavrum, yazık sana. Ha. İçim ezildi ağam. Zahmet olmazsa bana yiyecek bir şeyler verebilir misiniz? Ben seni aç bırakır mıyım hiç? Sen burada bekle, ben prensese bakıp geleceğim. Ne olur bekletmeyin beni ağam. Zaten zar zor çıktım. Hürrem Sultan uyanır maazallah. İyi madem. Gel benle, benim yemişlerimden olacaktı, bakarız. Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Hayır etsin. Gece gece ne acıkması bu? İşten güçten akşam yemeğini kaçırmışım. Aman diyeyim, yemene içmene dikkat et. Hastalık kol geziyor ona göre. Alakanıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Afiyet bal şeker olsun. Sümbüla! Dayağı dün Emret. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şehzade Selim huzursuz. Süt almaya gelmiştim. Sağ olsun Sümbül Ağa da mutfağı açtı bana. Evet. Sıcak sütüm var. Ben hemen katayım. Gündüzden niye tedarik etmediniz? Fark etmedim bittiğini. Balta katayım içine. Hadi oyalanma git. Şehzademiz beklemesin. Daya hatunum yokum ye. Taze taze olsun. Sümbül Ağa. Hareketlerine dikkat et. Tehlikeli sularda yüzüyorsun, ona göre. Ben senin... Dön odana. Git. Gecenin bu vakti dolaşma ortalıkta. Al. Ne yaptınız?
Kurtuldunuz mu bu beladan? Sultanım, ancak çamaşırhaneye kadar taşıdık onları. Olmaz, orada olmaz. Bulurlar onları. Haremden çıkarıp denize atın. Koyun çuvalı, atın balıkları. Şimdi olmaz sultanım. Kapıya varmadan bostancılar kıskıvrak yakalar bizi vallahi. Sonra maazallah. Olacakları ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ne yapacağız? Sultanım, bekleyeceğiz mecbur. Lakin bilmeniz gereken çok mühim bir şey var. Yoksa gördüler mi sizi? Prenses yaşıyor.